Cemal Bey'e bir çare bulursam ben de kahraman olabilir miyim? Sen niye kahraman olmak istiyorsun ki? Eğer gidip konuşmazsan hasta olursun. Aşk hastalığı. Yani sonra böyle kıvranıp durursun. Benden söylemesin. Çünkü ben... Evet. Ben baksam bulacağım. Tüm permütasyonunu düşüneceğim olacak ama düşündürtmüyorsun, baktırtmıyorsun ki. Ali. Biliyorum bunu sana çok yapıyoruz. Ama kahramanlık burayla olmaz. Kahramanlık burayla olur. Çok düşünürsen kahramanlık yapamazsın ki zaten. Bu beni biraz açtı. Ben gidip yatacağım galiba. Vaz mı geçiyorsun? Sen benim hayatımda tanıdığım en yaratıcı, en akıllı adamsın. Ama bazen senin de elinden gelmeyecek şeyler var ama. Ama israf oluyor böyle. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Ne yapacağım ben ya? Kahramanlık. Ama kahramanlık burayla olmaz. Kahramanlık burayla olur. Kahramanlık burayla olur. Kahramanlık burayla olur. Pektoralis majör. Pektoralis majör. Pektoralis majör. Pektoralis majör.
Ben bakıp geleceğim, bir şey öyle herhalde. Arman dikkat et. Ali. İyi geceler. Ne oluyor oğlum gece gece? Pektoralizm majör. Ne majörü Ali? Buldum hocam, buldum. Cemal Bey için yeni bir prosedür buldum. Hem de ne güzel buldum. Bakın anlatayım. Pektoralizm majör. Damarını bir serbest flap alıp onu fasiyel arterle dikeriz. Sonra da pektoral kastan bir parça alıp onu yukarı doğru çekeriz ve olur. Bence çok iyi fikir. Bir inceleyin lütfen. Olmaz. Neden? Daha önce denenmemişti ondan. Graft çalışmazsa ve enfekte olursa yüzün diğer yarısını da kaybeder, bu bir. Sepsisi olup hasta ölebilir, bu iki ve üçüncü bir risk daha var. Risk yok demedik. Ama standart prosedür uygularsak hasta bir daha ne yemek yiyebilecek ne de konuşabilecek. Ali çık dışarı. Çık. Ferman sen neden bunu yapmak istiyorsun? Hastamın iyiliği için çünkü. Öyle mi? Evet. Hastanın iyiliği için. Ya senin karşında çocuk yok. Senin bu kahramanla bir derdin var ama ne derdin var anlayacağız bakalım. Anlat. Bakın prosedürle ilgili kaygılarınızı anlıyorum. Ama izin vereyim, bir dosya hazırlayayım. Bu riskleri gideyim hastama sunayım. O versin kararı. Hastan tabii ki evet diyecek. Ali'ye söyleteceğim. O kadar emin olmayın. Riskleri anlatıyorken ne kadar açık sözlü olduğunu biliyorsunuz. Ama yine de evet diyecek. Niye biliyor musun? Çünkü hastan başına bir şey gelmeyeceğini düşünüyor. O yüzden kahraman. Ama şunu unutma ki bazen kahramanlar da kaybeder Ferman. Benim diyeceğim bu kadar. Şimdi ne istiyorsan onu yap. Dosya orada, hasta orada. Hadi.